Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlulukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlinnar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 8. sözden devam ediyoruz. 8. sözden bir parça ilerlemiştik. Metinden bir kısmını okumuştuk. Temsilden bir kısmını okumuştuk. Üzerine de bir parça sarf-ı kelam etmiştik. Ama adetimiz şöyle biliyorsunuz. Okuduğumuz kısmı da okuyoruz. Okumadığımız kısma gelince orada yavaşlıyoruz. Üzerine tefekkür etmeye çalışıyoruz. Bugün de yine öyle yapalım inşallah. Ama belki uzun metinlerde onu terk edeceğiz. O adetimizi. Bu söz de onlardan birisi olabilir. Her defasında başına dönüp okuduğumda herhalde bu metni bitirmem çok güçleşir. O yüzden bir yerde bu adeti terk edeceğim ama şu an değil o. Çünkü öncesine ihtiyacımız var. 8. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnned dîne indallâhil İslam. 8. söz 2 ayetle başlıyor dedim ben ama yanlış söylediğimi dünkü derste itiraf ettim. 8. söz aslında 3 ayetle başlıyor. Bu ayetlerden birincisi Bismillahirrahmanirrahim. O da bir ayettir. Ve bütün sözlerin başında bulunmasıyla ilk bakış açısı dersini veren de odur. Yani bu söz hem Allah adıyla bakmanın sözü olacağı gibi aynı zamanda Allah içre, Rahman içre, Rahim tecellilerini okumamız açısından o varlık içindeki katmanlılığı görmemiz açısından da başta Bismillahirrahmanirrahim'i kuşanmamız önemlidir. Bu farkındalıkla inşallah bundan sonra Risale-i Nur'la muhatap olmaya çalışacağım. Size de aktarmaya çalışacağım. İkinci ayet, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Onun kısa bir meali şöyle, bu ayet Bakara suresinin 255. ayeti. Bakara suresinin 255. ayetinden bir parça. Yani ayetin tamamı daha uzun. Bu sadece bir parçası. Kısa bir meali şöyle, Allah Teala ki ondan başka ilah yoktur, hay odur, kayyum odur. Söz basım yayından Allah razı olsun. Kelimeleri bu haliyle bırakmanın yetmeyeceğini bildikleri için yani Kur'an'ın mealinin hakiki manada onu ifade edemeyeceğini bildikleri için kısacık bir tefsir babında şeyi koymuşlar. Hay ve kayyum isimlerinin tanımlarını koymuşlar. Bu da özet bir tanım yani. Hay ve kayyum açtığınız zaman çok 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 mertebeleri çıkıyor. Üzerine kitap yazılacak kadar ifadeleri çıkıyor. Peki nedir hay isminin manası? Hayatı ezeli ve ebedi olan ve bütün varlıklara hayat veren odur. Yani Cenab-ı Hak şüphesiz hayat sahibidir. Asıl hayat onunkidir. Bizde de arzi hayatları yaratan odur. Bizdeki hayat onun asıl hayatının arzi yansımalarıdır. Tecellileridir. Gölgesinin 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 gölgesini artık siz o kısmı doldurun yani uzar gider. Gölgesi şeklindedir. Biz bu hayat vasıtasıyla onu anlarız. Ona bir kapı buluruz. Ama bizim hayatımız haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'ın zatına aynılık olarak benzetilemez. Neden? Çünkü bizim hayatımız ihtiyaçlar üzerinde duruyor. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizim hayatımızın çevresini sezişinden, bilişinden bahsettiğimiz zaman sınırlıkları konuşuyoruz. Yani görüyor ama gördüğünün sınırı var. Biliyor ama bildiğinin sınırı var. Görmek için vasıtalara ihtiyacı var. Duymak için ses tellerine, seslere, titreşimlere, havaya, vasıtalara ihtiyacı var yani yine özetlersek. Ama Cenab-ı Hakk'ın bilişi, duyuşu, görüşü bunlar böyle vasıtalardan ihtiyaç duymaktan münezzehtir yani mukaddestir. Elbette bu anlamda bizim hayatımız onun hayatıyla birebir
karşılaştırılamaz haşa. Bizimkisi onunkisini anlamak için küçük böyle bir pencere böyle. Ufacık bir böyle kırıntı. Yani öyle bakmak lazım. Zatına, onun zatında olanı biz anlayamıyoruz, kuşatamıyoruz. Zatına dair düşünmemiz de zaten yasaklanmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi bundan men etmiş. Sıfatları, esması, şunatı hakkında düşünebiliyoruz. Ama zatı hakkında düşünmemiz yasak çünkü kavrayamıyoruz. Çok yanlış yerlere gitmemiz mümkün. Bundan korunmaya çalışıyoruz. Ama işte böyle isimlerle, Esma-ül Hüsna'sıyla, pencerelerle bir parçacık bakmaya gayret ediyoruz. Onun lütfu keremiyle. Bunlar da şüphesiz onun lütfu keremi. Onun hidayeti, kendini bildirmesi onun en büyük lütfu. Evet, hay budur dedik. Bir de kayyum olur dedik. Kayyumiyeti de açtık, şöyle konuştuk. Varlığa bir devam ettirici lazım. Varlık her an verilmesi gereken milyarlarca kararın doğru verilmesiyle, milyarlarca desteğin doğru şekilde omuz çıkmasıyla, milyarlarca iradenin kararı, ilmin tayini, bunlarla devam ediyor yani varlık. Öyle Aristo'nun dediği gibi saat kurulmuş, çalışıyor kendi kendine, tıkır tıkır, öyle bir alemi yok. Çünkü anlar aynı değil. Saatin şeyi aynı. Aynı devir daim olup duruyor ama varlığın anları aynı değil. Bu yüzden kainat makine düzeniyle açıklanamaz dedik. Her bir anın orijinalliği. İşte bir nehirde, aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız. O Çinli birinin sözüydü galiba. Belki Konfüçyüs'ün, bilmiyorum. O hakikat bize diyor ki bu orijinal alemlerin, sıra dışı alemlerin, her bir anı bir öncekinden bir sonrakinden farklı olan alimlerin, birebir onlarla muhatap olan bir ilahın kararlarına, kudretine, yaratışına, ilmine, iradesine ihtiyacı var. Bu nedenle de onun kayyumiyeti varlıkla ilişkisini kesmemiş bir şekilde her an bir iş üzerinde, her an bir yaratışta, Kur'an'ın ifadesiyle Cenab-ı Hak kainatı devam ettiriyor. Kendi devamı, kendi devamı hiçbir şeye bağlı değil. Cenab-ı Hak bizatihi kaim olandır. İşte onun ilahlığının gereği de budur zaten. İlah dediğin başkasına dayanırsa, dayandığı onun ilahı olur. Haşa. Demek ki Cenab-ı Hak hem varlığı devam ettiriyor, hem de kendi varlığı bizatihi kaim. Evet, bunları, bu manaları bu ayeti kerimeden ders aldık. Yani Bakara suresinin 255. ayeti Allah'ın birliğini, hay oluşunu ve kayyum oluşunu bize haber verdi. Buna dair hikmetleri de bu sözün birinci dersinde bir miktar tefekkür etmeye çalıştık. İkinci ayetimiz اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَمِ Hutbelerden sıkça duyduğumuz bir ayeti kerime. Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Ali İmran suresinin 19. ayetinden bir ifade yine bu da. Galiba başından. Çünkü ayetin daha uzun yani ayet. O ayet. Bu ayet ve üstteki ayet niye bu sözle dedik? Oradan aldık Cenab-ı Hakk'ın tek ilah oluşu, tek din gerektirir dedik. Çünkü aynı ilaha farklı, nasıl diyelim, hakikat bilgisiyle gidilmez. Dedik ya, Hristiyanlara ben üçüm demez. Buda'ya, Budistlere ben putum demez. Müslümanlara ben tekim demez. Ateistlere ben yokum demez. Yani böyle çelişkili bilgiler gelmez. Tek Allah'tan çelişkili bilgiler haşa gelmez. Onun hidayeti esaslarda tektir. Ha, füruatta insana göre, o insanın ıslahına, eğitimine göre farklı dersler olabilir. Şeriatlara öyle gelmiş dedik geçmişimizde. İslam tarihinde, İslam tarihi deyince Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan tarihten bahsediyoruz. İslam tarihi bizim için aynı zamanda insanlık tarihidir. Farklı ümmetlere, füruatta farklı olan şeriatlar gelmiş ama esasatta şeriatların arasında hiçbir fark yok. Yani baştan beri Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen din hep İslam'dı. Hepsi Müslüman'dı onların. Ha, o zamana göre farklı isimleri vardı, farklı namlar takılmış ama biz biliyoruz ki o silsile bir devam silsilesi. O bir gelenek. Evet, elhamdülillah. Ve bu gelenek bize gösteriyor ki
hakikat tek, Allah da tek. Peygamberler aynı şeyi söylediler. O Çağrı filminde Necaşi'nin Hazreti Cafer radıyallahu anh söylediği o şey orada temsil edilmiş. Yere bir çizgi çiziyor. İsa aleyhisselam da diyor sizin peygamberinizin söylediği şeyin arasındaki fark diyor bu çizgi kadar. Yani fark yok gibi bir şey diyor yani şu kadar çizgi gibi bir şey. Neden? Fırat'ta belki İsa aleyhisselamın şeriatında bazı şeyler helaldi onlar daha sonra haram oldu veya haramlar vardı helal oldu. Böyle fırat'ta küçük farklılıklar var ama esasatı tamamen aynı. Elhamdülillah. Allah hepsinin şefaatine bizlere nail etsin. Onlar vazifelerini bir hakkın yerine getirdiler. Dedik işte Allah'ın birliğiyle dinin birliği bir ilgisi var. Cenab-ı Hakk'ın hayatı devam ettirişiyle dinin hayatımızı hayat kılışı arasında bir ilgi var. Gene Bediüzzaman Hazretleri'nin Lemaat'ta geçen bir sözüne atıf yaptık. Hayatın hayatı dindir diyor değil mi? Ya da dindir hayatın hayatı diyor. İhyayı din ile olur bu milletin ihyası diyor. Yani demek ki din hayata hayat katan bir şey, hayatı hayat kılan bir şey, hayatı anlamlandıran bir şey. Bu kısmını biz de biliyoruz. Yani hayatın anlamı dinle mümkün oluyor. Din olmadığı zaman hayat bir kibrit alevinin tutuşup sönmesinden ibaret. Hiçten hiçe gidiyor eğer din olmazsa. O gaybla, o varoluş, aradaki varoluş öncesi ve sonrası bilgisiyle harmanlanıp bir bütünün parçası haline gelmezse bir kibrit çakmadan ibaret. Ve anlamsız, değersiz bir hale geliyor. 23. sözde bu mana daha güzel açılacak. Orada inşallah burayı da hatırlayıp atıf yaparız. Dedik o hayatı devam ettiren Allah-u Teala olduğuna göre dinle bu hayatı kemale erdirecek de Allah-u Teala'dır. Yani İnsanda hayatın varlığı iradeli boş bir sayfa eline verildiği için orada doğru metni, kararları yazabilmesi için bir şeriatın gelmesini zaruri kılar. Cenab-ı Hakk'ın sanatı bununla kemal bulur. Bunu nasıl bir örnekle açmaya çalışalım? Adam diyelim araba yapmış 10 numara böyle Ferrari, Lamborghini böyle dehşet spor araba yapmış. Her şeyini çok özenmiş. Kaportası, içi motoru falan. Tekerlek takmamış. Şimdi onu orada gördüğünüz an o tekerleksiz haliyle dersiniz ki ya bunun ustası, fabrikası buna tekerlek takar. Bunu böyle bırakmaz ki. Bu böyle kalırsa boşuna olur yani. Onu harcanan emek hiçe gider. Tekerleksiz araba öyle duruyor. Yani bunun ne değeri var? Görsel olarak bile şey yok yani. Çirkin gözükür o tekerlekler olmadığı zaman. Arabanın tasarımı, görünüşü ister ki ve fonksiyonları ister ki tekerlekte gelsin o araba tamam olsun. İnsan da öyle. Ya öyle bir dayanmış, döşenmiş gibi öyle yani inceliklerle, sanatlarla ama ona diyelim bütünün içinde ne anlam ifade ettiği dinle bildirilmedi. Ne yapacağı dinle bildirilmedi. İşte tekerleksiz arabaya döner. Cenab-ı Hakk'ın sanatı da, yaratışı da böyle eksiklerden münezzehtir. Onun tabiri caizse tasarımları tamdır. İşte bu tamamiyet de dinle olur. Cenab-ı Hak insanı yarattıysa başıboş bırakmaz. Onu dinle asıl görevine, fonksiyonuna yöneltir, hidayet eder elhamdülillah. Kayyum ismiyle de yine böyle bir ilgi kurduk. Madem ki kainatı her an ayakta duran, tutan Allah, her an onlara yaratışlarıyla, yoktan vara çıkarışlarıyla, vardıktakilerin de nizam içinde devamıyla, o nizamı koruyuşuyla yardım ediyor, inayet buyuruyor. Öyleyse insana da bu başıboş kaldığı boşlukta inayet buyurur dedik. O içindeki sorularla, kafasındaki problemlerde mutlaka bir dinle, bir vahiyle, bir nübüvvetle o soruların cevabını gönderir dedik. Kayyumiyetiyle de bunun bir ilgisi vardır dedik. Böylece üstteki ayette, alttaki ayetin ilgisini kurduk. 8. sözde ilerlerken de göreceğiz ki bir parça da gördük hatta. Aslında 8. söz de bize bunu anlatıyor. Yani sen işte peşinde aslan var, altında ejderha var, bir ağacın dalında asılısın kuyuda. Onun yemişlerini yiyorsun. Bu sana yetiyor olamaz. O problemin bir cevabının olması lazım. Yani aynı sorunun cevabı 8. sözde de
var dedik. Şimdi metni okuyalım. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya zindan olması, eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran, ya Allah, la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizame tebaiyet mecburiyeti vardır. Sağ yolda kanun ve nizame tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Arkadaşlar özellikle Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eski Said dönemi eserlerine yoğunlaşanlar, biraz da siyaseti mesleklerinin büyük bir parçası kılmış olan Nurcular'da, bu eleştiri yapmak lazım, böyle konuşmayarak da bir yere varılmıyor, hürriyete çok pozitif fonksiyonlar yüklendiğini görürsünüz. Yani hürriyette hürriyet, hürriyet olmadan hiçbir şey olmaz. Doğru. Yani hürriyete yaptıkları vurgu büsbütün yanlış değil. Ama hep ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Yeni Said döneminde Bediüzzaman Hazretleri hürriyetle ilgili problemlere de işaret ediyor. Sadece Yeni Said mi? Eski Said'de de mesela meşrutiyeti meşrua diyor. Hürriyeti şer'iye diyor. Yani bu hürriyeti istediğimizi yapalım, istediğimizi eyleyelim falan gibi bir yerde tanımlamıyor. Hürriyeti şeriatın içindeki hakları kullanma. Cenab-ı Hakk'ın insana bahşettiği o alanı, helal dairesini kullanma bağlamında tanımlıyor. Nerede onu şer-i şerifin haricinde bir yere koymuş? Hangi metninde? Hiçbir yerde bunu yapmıyor. Ama bizim işte o arkadaşlara baktığınız zaman Allah selamet versin. Yani liberallerin kuyruğuna düşmüşler. Onlar neye özgürlük diyorsa bunlar da ona özgürlük diyorlar. Onun da referanslandırmasını Risale-i Nur'dan yapıyorlar. Sanki Risale-i Nur külliyatı ehl-i sünnet mirasını bize taşımak için değil de liberallerin şeyini kurtarmak için, söylemini kurtarmak için gelmiş bir metinmiş gibi altını onunla dolduruyorlar. Olmaz. Çok yanlış yani. Böyle yapmamak lazım. O Üstad Hazretleri hangi alandan konuşuyorsa o alandan konuşmak lazım. Tanımları da o alandan aramak lazım. Umberto Eco'nun Yorum ve Aşırı Yorum diye bir kitabı var. Mesela adam işte o yorumda yazarın muradının dışına çıkabilme tehlikesine dikkat çekiyor orada. Aşırı yorum diyor buna işte. Adam öyle bir şey kastetmemiş ama senin bir duygu dünyan var, bir anlayışın var. Yazarı kanırtıyorsun da kanırtıyorsun. Kendi tecrübeleri falan da var o kitapta. Yani seminerlerinden oluşmuş bir kitap zaten. Adam diyor, bir okuyucum söz aldı diyor. Şöyle şöyle şunu şuradan işaretle yazdınız bunu bundan. Adama dedim ki ne o şehri gördüm, ne o sokağı gördüm, ne o yeri gördüm. Hani onu anlattığımı sen nereden çıkardın? Kabul ettiremedim diyor. Hani öyle şey yapıyor tabii, tam bu cümleyi kullanmıyor da. Adam diyor o kadar emin olmuş ki oradan bahsettiğimden romanda. Fakat diyor ben orada bulunmadım. Hiç gitmedim. Orayı da bilmiyorum. Yani nasıl bu bağ kurmuş, nasıl bu kadar şiddetli bir şekilde dayatıyor. Yazarın ben onu demedim demesini de kabul etmiyor. Bununla ilgili işte eski şairlerden birisi de aynı zamanda müfettişlik yapıyormuş. İsmi aklıma gelmedi şimdi. Daha yeni okudum da yani. Müfettişlik yaparken bir okula gidiyor. Okulda da kendi şiiri ders yapılıyormuş. Bu tabii şey yapmıyor, o şiirin kendisi şiir olduğunu söylemiyor. Diyor edebiyat öğretmeni yorumladı. Fakat diyor hiçbirisini diyor ben yazarken aklıma getirmedim diyor. Demiş ki en son işte dersin sonunda ya hocam sen bu kadar mana verdin ama o şiirin şairi benim. Ben öyle bir şey söylemedim. Hoca ona şey demiş, halt etmişsiniz efendim demiş. Yani sen
şey yapamıyorsun ama hani kendi şiirinden çıkaramıyorsun ama ben bunu çıkarabiliyorum. Senin şiirin bunları da söylüyor. Yine işte Kur'an Müslümanlarıyla Kur'an metinleri üzerinde yaşadığımız tartışma. İnsanoğlu hevasına yaslandığı zaman her şeyi büker. Her şeyi büker. Hem de çok sayıda bükebilir. Hele bazılarında yorum yeteneği vardır. Cenab-ı Hak onu ihsan etmiştir. Onlar aslında daha çok tehlikededirler. Bunu zenginlik olarak görürler. Keramet gibi böyle düşünürler. Böyle Allah beni üstün insan yaptı falan gibi sanki idrak ederler eğer kibirleri sıfırlanmamışsa. Ama asıl imtihan oradadır. Sen çerçevede kalabilecek misin bakalım o yeteneğe rağmen? Altında 300 kilometre yapabilen araba var. Bakalım 90'ı aşmadan sürebilecek misin? Bu da senin imtihanın yani. O yüzden yorum yeteneği de imtihan olunmuyor değil. Cenab-ı Hak onu da imtihan ediyor şeriatıyla. Hürriyet de imtihan olunmuyor değil. Hürriyet de şer-i şerifin içinde kalmakla imtihan olunuyor. Hep hürriyet, harika hürriyet. Hiç kusuru yok hürriyet. Öyle bir hürriyet yok arkadaşlar. Cenab-ı Hak şer-i şerifi çerçevesinde, ehl-i sünnet ve cemaat mirasının anlayışı çerçevesinde onu idrak edebilmeyi, hakkımız olarak helal dairesinde kulluğumuzu savunabilmeyi ama onun ötesinde de haramı hürriyet sanmaktan korunabilmeyi bize nasip eylesin. Amin. Evet, bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeltu alallah deyip gitti ve nizam ve intizame tebaiyeti kabul etti. Bak, bu tebaiyeti kabul etti. Üstad bunu pozitif, olumlu, kemalde bir davranış olarak örneklendiriyor. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde. 60 arşın. Bu 60'ın da bir önemi var. Daha önce de 2 ay demişti sefere. 30-30, 60 gün yani. O zaman da onun da karşılığı vardı. Ondan kasıt ne demişti? Ömürdür. 2 ay seyahat, 60 gün, 60 sene. Yani ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ortalama ömrü. Ki kendisi de Efendimiz aleyhissalatü vesselam 63'ünde vefat etmiş. Bunu neye yoruyor alimlerimiz? Yani ümmetin de ortalama ömrü 63 sene olacak. Peygamber imam ya, her şeyde örnek. Demek ki aşağı yukarı o ümmetin de ortalama ömrü 60 küsürlerde olacak diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam 63 yaşında vefat etmiş. Çok yaşayanımız da var, az yaşayanımız da var, ortalaması yani. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir arslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı, ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarından göğermiş olan o ağacın iki kökü var. Olur ya bazen böyle dağlarda falan yamacın kenarından çıkmış gibi. İki fare, biri beyaz, biri siyah, o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı. Gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Avını terk etmiyor. Aşağıya baktı. Gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş. 30 arşına kadar çıkmış yani. Ayağına yaklaşmış. Demek ki o iş olduğunda 30 geçmiş. 60'ın 30'u geçmiş bu idrak oluştuğunda. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Sağına soluna kaçma ihtimali yok. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı muzır haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri
cevizden nara kadar başında yemişleri var. Ağaç bir ağaç ama meyveler bir sürü. Farklı farklı, her bir dalından farklı bir meyve. Böyle de değişik bir ağaç. İşte şu adam sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acib işler içinde garip esrar var. Ve pek büyük bir işleyici var olduğuna intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryad-ü figan ettikleri halde, feryad-ü figan yani ağlayıp inleyip böyle yanıp yakıldıkları halde, nefsi emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip aptala yatmak, yani bizde derler ya sağra yatmak, aptala yatmak gibi cahilliğe vurmuş kendini. Ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. Buraya kadar dün okumuştuk. Burada yine dikkatimi çeken iki şey, Yunus Aleyhisselam'ın kıssası birinci lemada anlatıldığında, oradan takip ettiğimizde şunu görüyoruz. Yunus Aleyhisselam o uyanışı, yani Bediüzzaman'ın tabiriyle nuru tevhid içinde sırrı ehadiyetin inkişafı, yoksa öyle miydi? Herhalde ifade öyleydi, yanlış hatırlamıyorum. Nuru tevhid içinde sırrı ehadiyet inkişaf etti diyor galiba. Doğrusunu oradan bakıp görebilirsiniz eğer ben yanlış söylemişsem. Manası şöyle, yani Yunus Aleyhisselam olanlara, o yaşadığı sürece gemiye binmesi, geminin fırtınaya yakalanması, fırtınadan kurtulama işleri, orada kurra çekilmesi, kurrada kendisinin çıkması. Yani onlar şöyle inanırlarmış o zamanlar. Gemide sahibinden kaçan bir köle olursa o gemi felakete uğrar. Nasıl hani bazen diyorlar işte şu kadın olması uğursuzluk getirir falan, denizcilerde varmış o eskiden. Müslümanlarda değil de Batılılarda varmış yani. Gemide kadın olması uğursuzluk getirir, gemide bilmem şu olması uğursuzluk getirir gibi. Gemide sahibinden kaçan köle varsa uğursuzluk getirir derlermiş. Yunus Aleyhisselam da o zaman aklına şey geliyor. Kendi kavmine Yunus Aleyhisselam kızmış, yani hidayete gelmeyeceklerini görmüş, inatlarından gücenmiş. Cenab-ı Hak'tan izin beklemeden, onlara musibetin geleceğini anlayınca belki de izin istemeden ayrılmış şehrinden, gemiye binmiş. Ama işte o sahibinden izin istemeden kaçan köle şeyinde kendisini hissediyor o an. Sonra kurrada o çıkıyor, tekrar çekiyorlar, yine o çıkıyor. Çünkü adamda hiç köle hali yok. Bu efendiye benziyor diyorlar, yani bu köle olamaz. Bu kurra yanlış çıktı. Bir daha kurra çekiyorlar, hep o çıkıyor. O da diyor, hani beyan ediyor, evet ben bir köleyim ve efendimden kaçtım ama o efendi sizin anladığınız gibi efendilerden değildir gibi. Onu atıyorlar denize. Şimdi deniz dalgalı, gece, fırtına. Yunus Aleyhisselam sonra balık onu yutuyor. Yunus Aleyhisselam bütün o şartlar içinde düşünüyor ki yani bu bir organizasyon. Bana bir şey anlatılmak isteniyor. Ve ondan sonra o meşhur duası Kur'an'da bize aktarılan ve müminlerin de virdi zebanı haline gelmiş o müthiş mana. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Üstad ne diyor bunun için? Vesile-i icabe-i duadır diyor. Yani duaların kabulüne vesile olur. Bu dua içinde kullanılırsa, manası ruha nakşedilirse. Nedir manası? La ilahe illa ente, ya Rabbi sen birsin. Subhaneke, kusurlardan münezzehsin. İnni kuntu minez zalimin. Yani ben nefsime zulmettim. Hata eden bendim. Kendine zarar veren bendim. Kendi kendini aldatan bendim. Buradaki metne dönersek. Kendi kendini aldatan bendim diyor. Sorumluluğu üzerine alıyor. Ve Cenab-ı Hak da onu sahili selamete çıkarıyor. Fırtınayı dindiriyor. Balıktan onu karaya iade ettiriyor. Vesaire. Yani Yunus Aleyhisselam yaşadığı bu tecrübeye benzer bir tecrübe ama biz ayılmıyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Yunus Aleyhisselam resme bakıyor. Resimde olanlara bakıyor. Peygamber ferasetiyle diyor ki bunlar normal işler değil. Bana bir şey anlatılmak isteniyor burada. Hemen o manaya uyanıyor ve
kuşanması gereken hali kuşanıyor. Biz onu yapamıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Olayların içinde boğulmuş gibiyiz. Gidiyoruz yani, ölüme doğru gidiyoruz. Her gün, her yeni gün bizi ölüme bir adım daha yaklaştırıyor. Ama durup şöyle silkinip ne oluyor lan diye diyemiyoruz yani. O kadar bir kafamız bulanık, o kadar hayatımız bulanık. Cenab-ı Hak böylesi metinleri, böylesi vakitleri hidayetimize vesile eylesin. Orada tabii Yunus Aleyhisselam'ın duası gerçi mevzumuz o değil ama aslında bütün tedavi yöntemlerinin dayandığı özü anlatıyor bize. Ben daha önce nakletmiştim. Bugünü Yaşama Arzusu kitabında Irvin Yalom diyor ki bütün tedaviler suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği noktada başlar diyor. Gerçi o psikiyatri açısından söylüyor bunu ama diğer alanlarda da böyle. Adam hasta, hastalığını kabul etmiyor, doktora gitmiyor. Nasıl şifa bulacak? Psikolojik olarak da öyle, bedensel rahatsızlıklar için de öyle. Önce bir kabul edip yüzleşmen lazım. Yunus Aleyhisselam da hata edenin kendisi olduğuyla yüzleşerek Cenab-ı Hakk'ın hidayetine, nimetine mazhar olmuş elhamdülillah. Ta oradan da bize bakın bu dersi vermiş. Kaç asır öncesinden bu ders bize gelmiş yani. Müslümanlar bunu biliyorlar. Evet. Bir de aldatma meselesi. Virginia Woolf'un şeyi var, bir sözü var. Bizi aldatan bizi kurtarır diyor. O sözün de burada bir yeri var gerçekten. O adam, şimdi altta ejderha var, üstte arslan var. O halet-i ruhiyeden kurtulmak istiyor. O aldanış aslında o haletten kurtuluş onun için. Diyor, o ne güzel meyveler var, çeşit çeşit falan. Oraya aldanarak, oradaki duruşunu, tutunuşunu bir devam gibi sanrılayarak üstteki alttaki halin baskısından kurtuluyor. Veya ağacın kökünün fareler tarafından kemirilmesi mevzusundan kurtuluyor. Onlara yoğunlaşmamış oluyor, dikkatini dağıtmış oluyor. Gaflet dikkatini dağıtma aracı olarak. Çünkü o dikkatle baktığı zaman şeylerin, nesnelerin, olayların, zamanın yüküne katlanamıyor. Kaçış olarak kullanıyor yani bunu. Şey derler mesela şizofrenlerle falan ilgilenen bilim adamları veya işte psikologlar, psikiyatrlar şey derler. O hayal de aslında onlar çok hayal görüyorlar ya, işte sanrıları falan oluyor. Normal hayatta katlanamadıkları şeylerden dolayı bir kaçış olarak kullanıyor diyorlar onları. Sanılıyor bir noktadan sonra gerçek gibi böyle, olay gibi yaşıyor. Gerçeği doğrudan ayıramaz hale geliyor. Ama diyor o ilk o şeyin oluşumu süreci, o hayalin oluşum süreci aslında normal hayata katlanamadığı için, normal hayatta kaçmak istediği bir şeyler olduğu için. Keşke böyle olsa diye en sonunda o keşkeleri birikip bir gerçekmiş gibi onu aldatmaya başlıyor diyorlar. Burada da gafletimiz bir gerçekmiş gibi bizi aldatıyor. Ona bir nazire var. Evet, devam edelim. Bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş. Ene inde zanni abdi bi. Ne demek? Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Bir daha okuyayım. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam suizan ve akılsızlığıyla gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meş'umu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. Kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim ne demek? Yani beklentini buluyorsun. Umduğunu görüyorsun. Nasıl muhatap olursan öyle yansımalar sana geliyor. Böyle bir manası var. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetini umarak, keremini arayarak, Esma-i Hüsna'sına hoş hüsnü zanlarla bakarak, eşyaya da o Esma-ül Hüsna imanından dolayı hüsnü zan ederek muhatap olursa sana hoşluklarını gösteriyorlar. Ama karamsar olursan, katı kalpli olursan, kötülük düşünürsen hep, varlığın da sana hep kötü tarafları geliyor.
işte bizde derler mesela, kötü adamın işi rast gitmez ya da inat adamın işi rast gitmez gibi sözler vardır böyle halk arasında. Niye? Çünkü muhatabiyeti şey, sıkıntı. Sıkıntılı bir şekilde muhatap olduğu için eşya da ona o yanlışlığını hissettirir şekilde karşılık veriyor. Mesela aceleci insan, şu anlamda aceleci yani, hayrı yapma konusunda değil de sonuç alma, hemen sonuca varma konusunda aceleci olan insan, varlığın teşekkülü bir zamana, bir sürece bağlı olduğu için kimi zaman daha o olay tamamına varmadan işin tadını kaçırıyor. Acele ediyor. Atıyorum mesela işte yoğurt mayaladınız. O yoğurdun tutması için bir süre var. Kıvamına gelmesi için bir süre var. Dayanamayıp 5 dakika sonra açarsanız o tutmaz. Yani ağzını mağzını kapatıyorsunuz ya, o fermentasyon gibi bir şey gerçekleşiyor onun içinde. Maya tutuyor yani. Gibi başka şeylere de yayabilirsiniz onu. Tadını kaçırmayacaksınız. Yani bir süresi var onun. Acele etmemek gereken bir zamanı var onun. Cenab-ı Hak onu tedrici bir şekilde vücuda çıkarıyor. Önüne geçmeye çalışırsanız size muvafakatsızlıkla cevap veriyor. Bak olmadım diyor, ben. Senin acelen yüzünden olmadım. Ham oldum. Meyveyi beklemen lazım. Ağaçta iyice pişeceği bir mevsim var. Her meyvenin ayrı. O olgunma şeyini beklemezsen ham meyveyi alırsın. Yediğinde de rahatsız eder. Cenab-ı Hak tedrici yaratmış. Bu tedrici de boşuna değil. Eğitiliyoruz biz. Biz neden cennetten dünyaya düştük? Hazreti Adem aleyhisselam babamız, Hazreti Havva annemiz, onlar sınandılar bir ağaçla. Cenab-ı Hak ona dokunmamalarını dilemişti. Ama onlar dayanamadılar, meyvesini kopardılar, yediler. Ve ondan dolayı biz dünyaya sürgün olduk. Yani burada eğitim almamız gerektiği ortaya çıktı. Yani tam doğrudan cennete gitmeye muvafık değilmişiz. Burada bir süreç yaşamamız gerekiyormuş. O ortaya çıktı. Biz gördük yani. Cenab-ı Hak zaten biliyordu bunu. Onun ilminde her şey malum. Ama bizim o eğitimin alınması gerektiğini idrakimiz o süreci bilmekle oluyor. Dünyada bir süreç yaşıyoruz. Burada sabretmeyi öğreniyoruz. Acı yaşamayı öğreniyoruz. İmtihan olmayı öğreniyoruz. Başarmayı öğreniyoruz. Çalışmayı öğreniyoruz. Yani şeriatla ilgili birçok şeyi burada öğreniyoruz. Tevekkülü öğreniyoruz. Bunların sonucunda da şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak emrettiğinde haklıdır. Acaba olmaz o konuda. Bunu yaşayarak öğreniyoruz. Hani Adem aleyhisselamla Havva annemizin sahip olmadığı o tecrübe cennetteyken bize bu dünyada bahşediliyor. Biz bu tecrübeyle cennete gideceğiz. Eğer bu tecrübeyle cennete giden artık ağaçla kandırılabilir mi? Çünkü yaşadı zaten. Yani Hazreti Adem aleyhisselamla Havva annemiz sürgün edildikten sonra tekrar cennete döndüklerinde bir daha şeytan onları kandırabilir mi? Yani şu ağaçtan yiyin bak sonsuz kalacaksınız. Başlarında gelmiş. Sonucu da iyi olmamış. Dediği gibi çıkmamış. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın dediği, emrettiği gibi çıkmış. O halde bu tecrübe bizi ilerideki yanlışlardan korur ki zaten cennette böyle bir şey olmayacak da. Hani faraza bu kemalin, bu eğitimin niye matuf olduğunu anlamak babında bir kapı. Böylece konuşmuş olduk onu da. Evet, işte bu adam, bu bedbaht adam suizan ve akılsızlığıyla gördüğünü adi yani sıradan hep ola gelen ve aynı hakikat gerçeğin ta kendisi telakki etti. O kötü adam yaşadığı tecrübeden dolayı. Ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de bu meş'umu, biz de şu meş'umu yani bu rahatsızlık verici şeyi, meş'um o demekti zaten yanlış hatırlamıyorsam. Kötü, uğursuz yani. Biz de şu uğursuzu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. Evet. Yani o arkadaş o vaziyeti asıl gördü, kaçış yok gibi gördü. Bunun azabını da çekiyor. İşte ateist de mesela bunun azabını çekiyor. Varlık diyor hiçten geldi, hiçe gidiyor diyor. O zaman yaşarken bunun azabını çekeceksin. Çünkü bütün hayatın senin bir anlamsızlık üzerine kurulu. Kalıcı hiçbir eserin yok. Hiçbir işin yok.
Yok, çünkü alem devamlı değil. Hani sen de gidiyorsun, alem de gidiyor. Dünyanın ömrünün bir sonu yok mu? Bilim adamları bunu söylüyorlar. Yani dünyanın da ömrünün bir sonu var. Başka hiçbir şey olmasa bile. Güneşin ömrünün bir sonu var. O yanmasının biteceği bir zaman var. E o zaman bu dünyaya yapılan her şey boş. Heykel yapıyorsun, çok sanatlı, çok güzel. İyi de ne kadar kalacak o heykel? Bina yapıyorsun, çok dehşetli, çok büyük. Ne zamana kadar kalacak? Bir 7 nokta bilmem kaç olduğu zaman duruyor mu o bina yerinde? Durmuyor, tsunami oluyor. O bin, mesela adamlar kim bilir nasıl sağlam yaptı Japonlar ki? Onlar dişlerini çok sağlam yaparlar. Nükleer santralleri ne hale geldi? Bir tsunami oldu. Emek, dünya için olan emek, nihayeti hiçliğe çıktığı için eğer böyle bakılırsa, dünya dünyadan ibaret sanılırsa, sonucunda böyle oluyor. Bir azap içten içe insanı rahatsız eden. Çünkü sonsuzluk arıyor insan. O azap sürekli taciz ediyor ruhunu. Şimdi mübarek arkadaşa gidiyoruz. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, teshilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. O arkadaş nasıl yapmıştı başta? Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeltu alallah deyip gitti. Allah'a tevekkül ederim deyip gitti. Ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Yani düzene uymayı kabul etti. Uyumlu olmayı, üzerine düşen sorumlulukları yapmayı, yanlışlardan kaçmayı kabul ederek girdiği yolda bunları yaşamış. Neymiş, bir daha okuyalım. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Bakınız burada Üstad Hazretleri ahlakla tefekkürü, hatta hayali birbirine bağladı. Bu bana şu açıdan ilginç geliyor. Ahlak sadece nasıl diyelim böyle, büyük buluşmalarda işte devlet erkanının işte bir araya gelmesinde falan böyle o bir prosedür var uygulanan, teşrifat, eski şeyi de onun yeni tabiri nedir aklıma gelmedi şimdi. Yani böyle bir kurallar dizisi var, orada onu yapıyorsunuz işte, atıyorum Cumhurbaşkanı'na 3 adım geleceksiniz, o size elini uzattıktan sonra elinizi uzatacaksınız falan filan, böyle kuralları var. Ya da işte kraliçeyi gördüğünüz zaman İngilizlerin, İşte şöyle yapacaksın, böyle gireceksin, şöyle konuşacaksın, sorarsa cevap vereceksin falan filan. Bunun her ülkede kendi sultanlarına, kültürlerine göre bir şeyi var. Prosedürü var yani, öyle davranmak gerekiyor. Ama bu şeydir, nasıl diyelim, o anlıktır, kalıcı değildir ve tefekküre de dönüşmez yani insanda, ya da hülyaya da dönüşmez. Ahlaka da dönüşmez. Yani kraliçenin karşısına öyle çıkıyor diyor, o adam bütün hayatını öyle yaşamaz. Belki de normal hayatında çok salaş, çok rahat bir adam böyle. Elinde tesbih, kafasında şey böyle sallaya sallaya geziyor mesela. Ama ahlak kendi dışında alan bilmez. Nasıl söyleyeyim ben onu? Yani ahlaklı insan her yerde onunla yaşar. Cilt gibidir, elbise gibi değildir yani. İnsan ahlaklı olduğu zaman o her davranışına sirayet eder. Bir adamda cömertlik ahlaksa her zaman cömerttir. Veya bir insanda hoş sohbet olmak ahlaksa her zaman hoş sohbettir. Sadece belirli alanlarda değil. Bir ahlaksa mesela dürüstlük her zaman dürüsttür. İstisnası yoktur. Böyle olduğu zaman da işte bu hal... Elbette hayaline de sirayet eder, tefekkürüne de sirayet eder, varlıkla muhataplığına da sirayet eder, güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder diyor ya burada, kendi kendine ünsiyet eder. O ahlak her şeyi etkiler. Tersten düşünelim, her şeyi etkilemiyorsa o da ahlak olmamış demektir. Yani
Ben burada mesela size güzel şeyler söylüyorum. Bunları hayatımda yoksa bu bende ahlak olmamış demektir. Buradan aşağı inmemiş demektir. Söylemesi kolay çünkü kelime ağzımızdan çıkıyor. Bize bir şey yapmıyor, bir bedel ödetmiyor hayatta. Ama yaşıyor muyum acaba ben onu? İşte asıl soru bu. Yaşamıyorsam ahlak olmamış demektir. Ha yaşamıyorum diye tefekkürünü terk mi edeyim? Yok onu da yapmayayım. Ama eserlerini hayatımda görmediğim tefekkürüme de kemal gözüyle bakmayayım. Bir adam sadece güzel konuşuyor diye Allah'ın rızasını kazanamaz. Sadece bundan kazanamaz yani. Buna güvenmesin. Ya da çok güzel Kur'an okuyorum. Bu değil sadece bu iş. Çok güzel Risale-i Nur dersi yapıyorum. Olabilir. Cenab-ı Hak ihsan etmiş ama hayatına geldi mi bu senin? Yani hepsinin sınanma yeri yine ahlak. Ahlakımız düzgünse, güzel bir yaşayışla onu doğrulayabiliyorsak, delili olabiliyorsa, o zaman ancak şeye inanılır. O hakikate, dilimizdeki hakikate inanılır. Etienne Mahçupya'nın yüzyıllık parantezde Bediüzzaman Hazretleri hakkında söylediği bir şey vardı. Diyor ki hani Bediüzzaman Hazretleri'ni büyük yapan sadece kendi söyledikleri değil. Tabi o Hazret demiyor. Said Nursi'yi büyük yapan diyor. Neden diyor? O sözleri diyor herkes söyleyebilir. Yani şöyle İslami hakikatleri söyleyen aynı zamanda bir sürü insan var. Aşağı yukarı İslam hakikatleri aynı. Ama diyor Bediüzzaman'ın öyle bir hayatı var ki işte sürgün, hapis, şu, bu ve onların içinde istikametinden sapmayış hiç. O hayatla bu sözler desteklendiği zaman diyor çok iyi tesir etmiş. Topluma yayılmış bütün Anadolu'ya, İslam coğrafyasına o sözler gitmişler. Yani ahlak. Bize ahlak lazım Cenab-ı Hak. O ahlakla donanabilmeyi, yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. O ahlaktan doğacak şey işte güzel düşünce, güzel hülya ve ünsiyet olacak. Cenab-ı Hak onları kuşanabilmeyi nasip eylesin. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, teshilat görür. Kanuna uyan kolaylığını görür. Kanuna uymayan zorluk yaşar. Yoksa kanunların içinde kolaylıklar sağlanmıştır. Perşembe günü gelirseniz indirim var vergide. Gidersen indirimi alırsın ama gitmezsen zorluk yaşarsın. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. Bak asıl serbestlik burada. Asayiş ve emniyet içinde serbestlik. Bediüzzaman Hazretleri'nin eski Said dönemindeki hürriyet vurgusu, yeni Said döneminde asayiş muhafaza vurgusuna kalbolmuş gibidir yani. Eski Said'de ne kadar hürriyeti vurguluyorsa, yeni Said'de o kadar asayiş muhafazayı vurguluyor. Bakın onun da burada bir karşılığı var. Asıl hürriyet asayiş ve emniyet içinde olan hürriyet. Yoksa güven kalmıyor.